Kanka benim kalbim atmıyor yani. Kalbin büyümesi diye bir şey var mı? Var. Kalçayı oluşturan kıvrımdaki bir azalma var. Birinde 54-55 arasında tık var. Sen kendi çocuğun olsa ağırlık çalışmasına izin verir miydin? Kanka benim kalbim atmıyor yani. Benim BPM'im senden az çıkmış yani. 54 BPM. Ama benim niye yüksek ya? Acaba en iyi kalp bende mi beyler? Bu benim en doğalımız olduğum anlamına gelir mi en iyi kalp bendeyse? Ne tarz bir spor yapıyorsunuz? Ağırlık kaldırıyoruz. Yani vücut geliştirme, kuvvet antrenmanları, powerlifting, hafif haltere benzer. Bir büyüme olduğu zaman fark ediyorsunuz değil mi hocam? Tabii. Genelde ağırlık kaldırı anlarda oluyor, şöyle düşün. Yani çizgili kaslarınız kaldırdığınız zaman hipertrofi oluyor, yani kası şey yapıyor, büyüyor. Yani tek başına bir problem anlamına gelmiyor mu? Yani yok. Çok ileri olursa sporu bıraktırıp biraz ara veriyoruz, sonra geriliyor. Keşke o kadar iyi sporcu olsak da sporu bırakmak zorunda kalsak. Kalplerimiz tertemiz. 1 litre kan alıyorsunuz. 1 litre mi? Toplam değil mi? Ablam. Hepsi dolacak mı? Sanmam mı? Bu arkadaşlar bizim el ama bunlar uyuşturucu var mı ona da bak. Hepsine bak Yüksel, ben şüpheleniyorum. Bayağı bir kan vereceksin Yüksel. Hadi Yüksel. Hayır, İdrarda. Evet arkadaşlar, şimdi kanımızı da verdik. Bir de tartara gireceğiz şimdi MR'a. Bir saat dönüyor. Operasyon devam ediyor. Yani detaylı bir şekilde testlerimizi yapmak için hastanedeyiz. Sabahtan beri buradayız. Muhtemelen gecenin körüne kadar da burada olacağız. Bunun için bari bir like atın. İşte sen şöyle geç kanka. Ne ya? İlla bunu yapacaksın. Sabahtan beri bir sürü çekim yaptık. Tabii ki bu testler, sonuçlar biraz daha sonra çıkacak. Biz de merakla bekleyiş içerisindeyiz. Ama benim aldığım duyumlara göre benim omurgalarım inci gibiymiş abi. Abi ben de omurgamdan hani problem olacağını sanmıyorum. Picasso çizmiş gibiyim işte. O yüzden hiç fıtık falan beklemeyin benden. Kanman orada belki bir şeyler, kanım bozuk çıkabilir. Allah. Burada işte şeyin yolunu yapıyor, hormonun yolunu yapıyor. Evet, diyor ki aynen. Yani olur da bir şey ters çıkarsa. Hazırlayın, özellikle Yüksel'in böbrek üstü bezlerine dikkat edeceğiz. Aldığı eksesif hormonlardan dolayı neler olmuş orada. Bunları araştıracağız ve sizlere paylaşacağız uzmanlar eşliğinde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, birçok testi gördük, birçok testi tanıdık. Peki ben ne bekliyorum? Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar, bana göre iki tane insan var. Bir tanesinin daha fazla kapasitesi var. Daha çok ağırlık kaldırabiliyor, işte daha hızlı koşabiliyor vesaire. Diğeri bunları yapamıyor. Otomatikman bunları yapabilen daha sağlıklı diye düşünürüm. Niye? Çünkü yani daha iyi nasıl bir gösterge olabilir ki? Bir tanesinin kapasitesi daha yüksek. Bu tamamen düz mantık, baktığım zaman zaten böyle söylüyor. Ama ne yapıyoruz biz? Ağır sağlamda her zaman bilimsel raporları inceliyoruz, uzman görüşlerine bakıyoruz. Derneklerin, vakıfların, organizasyonların on binlerce farklı popülasyonda, binlerce farklı çalışmadan elde ettiği verilerle söylediklerine bakıyoruz. Bu konudaki teorilere bakıyoruz. Dolayısıyla ağırlık çalışan bir kimse kalbini zorladığı için onu güçlendirir. Ağırlık çalışan bir kimse omurgasının çevresindeki kasları güçlendirir. Diz ekleminin, omuz ekleminin çevresindeki kasları güçlendirir. Dolayısıyla daha sağlıklı olma potansiyelini artırır. Tabii ki bu esnada bizim ya da işte bu sporu yapan insanların sıyrıkları, eksikleri, gedikleri, genetik olan veya sonradan gerçekleşmiş bazı sıkıntıları da olabilir. Şimdi bakacağız MR'a. Belki bende fıtık var yani. Ama bunlar spordan kaynaklı bile olsa sporun getirileri oradaki götürüleri de kompanse edebilir ve genel olarak bizler, yani spor yapan kişiler muhtemelen genel popülasyondan daha sağlıklıyız ve daha uzun ömürlü olacağız. Daha dolu dolu da o ömrü geçireceğiz diye tahmin ediyorum. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Bakıyorum Dünya Sağlık Örgütü'ne, bakıyorum bu konudaki araştırmalara. Fıtık olan popülasyonun içerisindeki sporcu oranına baktığımız zaman sporun öyle zararlı olmadığını, aksine çok faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Bütün bunlar ışığında siz de kendi kararınızı verirsiniz. Kendi durumunuz için en doğrusunu test edersiniz. Ayrıca buradaki uzmanlardan da eminim birçok şey öğreneceksiniz arkadaşlar. Peki videomuzun sponsorundan bahsedelim arkadaşlar. Cambly, ana dili İngilizce olan hocalarla
internet üzerinden birebir görüntülü konuşarak İngilizcenizi geliştirebileceğiniz, İngilizce öğrenebileceğiniz bir platform. Mobil uygulama ya da web sayfası üzerinden, bilgisayarınızdan bunu yapabilirsiniz. Benim hayatımda İngilizcenin çok önemli bir yeri var. Bu ay kazandığım para da İngilizce öğreniyor olmamın ya da biliyor olmamın ciddi bir emeği var. Geçen hafta yarışmadaydık. Ben orada spikerlik yaptım. Bir sürü insanla tanıştım. İngilizce bildiğim ve İngilizce konuşabildiğim ve pronunciation'ımın çok iyi olduğu için. Niye? Çünkü bol bol bunu pratik de etmeye çalışıyorum. İşte yaşayarak öğrenmek, belki hatalar yaparak öğrenmek, öyle ezberden, kitaptan öğrenmekten veya hiç öğrenmemekten bu yüzden daha faydalı. Cambly'i de bu yüzden seviyorum. Yaklaşık 5 yıl oldu değil mi Mustafa bizim Cambly'i? 5 yıldır da yılda en az birkaç tane videomuza sponsor oluyorlar. Ama bunun da ötesinde bizi her manada geliştiriyorlar. Özgüvensiz hissedebilir, derste el kaldırmayabilirsiniz. Ama Cambly'de bunu çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Hoca zaten sizi yönlendirecek. Benim gibi biraz daha İngilizce altyapınız varsa bunun üstüne de çıkıp kolay kolay böyle mektup arkadaşı gibi hocalarınızla konuşurken, tartışırken öğrenebileceksiniz. Dolayısıyla arkadaşlar Cambly'i hepinize tavsiye ediyorum. Aşağıdaki linkten bunu indirebilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için de İngilizce öğrenme konusunda, Cambly deneme konusunda da şanslısınız. Çünkü ekranda gördüğünüz 055 saglam koduyla aşağıdaki linkten de bunu indirerek o kodu girdiğiniz zaman hem bir deneme yapabiliyorsunuz hem ardından %55 gibi ciddi bir indirimden de yararlanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani çok fazla bahanemiz yok. Böyle bir imkan, kendini geliştirme fırsatı, kendini geliştirmek isteyen insanların kapısını çaldığı zaman değerlendirmek lazım. Cambly'e tekrar teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Şimdi analizlere teker teker geçeceğiz. Uzmanların görüşlerini dinleyeceğiz. Ben de açıkçası videonun şu anki kısmında henüz bunları bilmiyorum ve çok merak ediyorum. Adım Tolga Gidener. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Liseyi Oberlin Kolej'de, sonra Marmara Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi okudum. Sonra Amerika'ya geldim. Mayo Clinic'te çalıştım 2 sene. Daha sonra New York'ta uzmanlığa başladım. Şu anda hala New York'tayım. Ve bizim testlerimizi şimdi yorumlayacaksınız. Bakıyorum Emre Cem Dilekoğlu'nun testine. Vitamin D'ler normal, referans değeri içinde. Sedimentasyon normal, onda bir sıkıntı yok. RPR negatif, VDRL bu sifilis için negatif zaten. Alkalen fosfataz. Şimdi bu pozitif, V yüksek, hafif yüksek. Çok manalı değil tek başına yüksek olması. İki tane alt tipi var. Bir karaciğerden salgılanan ALP, bir de kemiklerden salgılanan var. Bu muhtemelen kemikte çıkacak ama biraz bakalım, bunun fraksiyonu, versiyonu aşağıda vardı galiba. Alkalen fosfataz kemiğe spesifik, biraz aşağı indim şimdi. 52.6 diyor. Bu yüksek ama bu spor yapanlarda biraz gördüğümüz bir şey, biz genç insanlardan. Ya da yakın zamanda kırık olduysa, kemik yeniden gelişiyorsa bir şekilde onu da görüyoruz. Fosfor zaten normal, magnezyum güzel, trigliserit normal, HDL 51 güzel, zaten referans değerinde. İşte spor yapanlarda genelde HDL iyi kolesterol bu arada. HDL'yi daha yüksek görüyoruz. Total testosterona gelelim. 5.34. Şimdi bunu farklı farklı birimlerde veriyorlar. Bazen nanometre, bazen işte miligram per desiliter olarak veriyorlar. Normal değerde. Hocam bu ekstra testosteron almış olsa bu kan değerlerinde çıkar mı o? Dışarıdan çıkar. Hormon almış olsa çıkar değil mi? Çıkar. Bu testosteron değerleri yüksek olabilir. 1500 üstü falan oluyor. Yani testosteron alan kişilerde. Burada normal, yani kendi fizyolojik, dışarıdan bir takviye almamış bu arkadaş. Aldosteron, bu da tek başına yorumlamıyoruz. Bu renin diye bir test var. Renin aldosteron oranına bakıyoruz normalde. Ve bu da çok oynayabiliyor. Yani buradaki kırmızı olması pek bir şey ifade etmiyor. Tansiyonu var mı arkadaşımızın, bu Emre? Ya öyle bir şikayeti yok. Bir şikayeti yok. Yani genelde bu bir tansiyon, kimde bakıyoruz? Tansiyonu yüksek olan birinde neden yüksek olmuş acaba diye baktığımız bir test. Tansiyon yüksek değilse bu fizyolojik olarak oynayabiliyor aldosteron. Renin'le birlikte bakmak lazım. İşte zaten burada referanslarında yazmışlar, ayakta diyor. Yani ayaktayken ve yatınca bile çok oynayabiliyor. Evet. O yüzden hani bunun abnormal oluşu bir sıkıntı değil. Serbest testosteron, testosteron normal, ALT, karaciğer, kreatin kinaz. Evet hocam, bu çok bize de sorulan bir soru. Benim çok yüksek, neden diye. Bu evet, sporcuların kullandığı kreatin var, onu da biliyorsunuz herhalde hocam. Dışarıdan günlük alıyorlar. Onunla alakalı mı değil mi çok soruyorlar. Şimdi kreatin kinazı kastan, çizgili kas hücrelerinden salgılanan iç enzim, yani kas hücreleri parçalandığında bu enzim dışarı çıkıyor ve kana geliyor ve biz kanda ölçüyoruz bu değeri. Hafif artışı normal, fizyolojik ve hiçbir sakıncası yok.
Bu ne demek? Demek kişi spor yapmış ya da bir şekilde kasta mikro hasarlar oluşturmuş. Bu zaten hani kas gelişimi siz daha iyi biliyorsunuz da kas gelişimi gerekli olan bir şey. Mikro hasarlar oluşmuş ve sonra işte vücut onu kendi tamamlıyor ve daha büyük bir kas hücresi haline geliyor. Bu o demek. Yani spor yapan birinde kreatin kinazın hafif yüksekliği bu demek. Peki bu zaman ne yapmak lazım? Böyle çok yüksekse ağırlar varsa su. Bol su. Bol su aynen. Özellikle yeni başlıyorsanız. Demek ki biraz daha çok çalışmamız lazım. 500 nedir hocam? Emre'ninki 500 yetmez yani. Yüksel Murat Şener. AST 68 hafif yüksek. ALT normal. Şimdi bu ne demek? AST ALT karaciğer enzimleri. AST'nin bir kısmı aynı zamanda kastan da geliyor. Bu yine kas yıkımı olduğunda da hafif yükselebiliyor. ALT normalse sıkıntı yok. Kreatinin çok hafif 1.2'nin üstüne çıkmış. Şimdi normalde kreatinin böbrek için, böbrek fonksiyonuna bakıyoruz. Mükemmel bir test değil ama böyle kandan bakabildiğimiz en iyi testlerden biri böbrek fonksiyonu için. Yüksekliği böbrekte bir şeylerin iyi gitmediğine dair bir şey söyler ama istisnalar var. İstisna biri eğer birinin kas kütlesi yüksekse, çünkü kreatinin de kreatin kinaz gibi kasın içinde, içinden salgılan, kasın içinde bulunan bir madde ve o dışarı çıkıyor. Bu normal, hafif yüksek olmasında bir sıkıntı yok. Bu kişinin kas kütlesinin ortalamaya göre, yani 70 kilo bir insana göre daha yüksek kas kütlesine sahip demek kreatin hafif yüksek olması. Üre de aynı şekilde, sadece bu kişinin biraz daha belki su içmesi gerekiyor. Yüksel bir de terle çok su kaybeden birisi, acayip terliyor. Laktat dehidrogenaz. Bunun da hafif yüksekliğinin çok bir anlamı yok tek başına, normal. HDL kolesterol. Evet, tam bir genelde sporcularda gördüğümüz bir değer bu. HDL'nin yüksek olması. HDL iyi kolesterol ve spor yapanlarda yüksek oluyor. İyi. Hocam düz mantık, iyi kolesterolüm ne kadar yüksekse o kadar iyi demek mantıklı mı? Evet. Yani 80 çıksa muhtemelen daha mı iyi diyecektik? 80 çıkmaz. O kadar da yükselmez. Çünkü vücut da kendi içinde dengeliyor her şeyi. Ama ne kadar yüksek o kadar iyi genelde. Folatın yüksek olmasının bir nedeni takviye. Eğer supplement alıyorsa. Bayağı. Yüksel'in zaten ailesi de eczacı. Her gün bir avuç hap yutuyor hocam bu çocuk. Hocam TSH galiba biraz normalin de bayağı bir üstünde çıkmış. Yüksel bir panik, evet. Ama gitmiş tekrar test yapmış, hiçbir şey de çıkmamış. Onu diyecektim. Bazen tek başına yüksek olur, tekrar bakarız. Normale döner. Ben de onu diyecektim. Yani şu an tek aralarında abnormal, yani tekrarlanması gereken test TSH bunda. Çünkü evet, yüksekliği iyi değil. Yüksekliği hipotiroidi demek ama serbest T4 ve T3 güzel. Bu da şöyle olabiliyor. Anlık bir hastalık anında, grip bilmem ne durumlarında anlık böyle yükselebiliyor. O yüzden bitince iş yani. Hani belki kan verdiğinde hafif gribal bir enfeksiyonu vardı ya da başka bir hastalığı vardı. Anlık yükseliyor, sonra düşüyor. Seks hormon bağlayıcı globulin yüksek. Bu nedir hocam? İlk defa duydum ben de. Hani testosteron işte bağlanıyor bir proteine demiştik ya, bu o. Ben bunun yüksekliğini pek görmedim. Genelde düşüklüğü sıkıntı. Bu büyük ihtimalle bu tekrarlansa normal çıkar. Evet, kreatin kinaz, kreatin konuştuk zaten. Bir de şöyle bir şey, mesela sizin kreatin kinaz daha düşük. Bir diğerin arkadaşım 500'dü. Ne kadar uzun süre spor yapıyorsanız vücudun hani toparlanma kapasitesi o kadar artıyor ya, o kadar da az dışarı çıkar o kanda. Yani aslında 1000'se daha iyi spor yaptım olmak değil yani. Daha iyi spor yaptım demek değil. HDL çok iyi, 70. Mükemmel. Evet, bu bayağı iyi bir HDL. Yani normalde o kadar 70 gibi görmüyorum yani. Bu güzel. Aldosteron yine aynı şekilde. Eritropoietin. Evet. Bunun düşüklüğü biraz enteresan geldi. Ama şeyle birlikte değerlendirmek lazım. Tam kan sayımı. Hemoglobin. Yani normalde nerede görüyoruz eritropoietin düşüklüğünü? İşte böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği. Böyle bir durum olduğunu düşünmüyorum. Diğer bütün enzimler normal. Ama ya, o da bir endişe verici bir durum değil şu an için bence. Çok hafif düşük zaten. Bizim içimizde şöyle baktığınız zaman galiba en sağlıklısı benim değil mi hocam? Yani diğer iki arkadaşa nazaran Furkan çok daha sağlıklı yani, diyorum. Evet. Ya hepiniz sağlıklısınız da yani HDL'ye baktım. Aynen. Evet, sanki en sağlıklı sensin. Eğer işte yabancı madde, doping vesaire kullanım varsa 3 ayda bir bakılması lazım. Bir sıkıntı yoksa tabii, bir hastalık durumunda hani hemen bakılması lazım. Tamam. Ama bir sıkıntı yoksa, sadece rutin kontrol için bakılıyorsa 6 ayla 1 sene. Evet. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Siz daha fazla tutmayayım. Tanıştığıma da çok memnun oldum bu arada.
Ben de çok memnun oldum. Ne demek? Kendinize çok iyi bakın hocam. Sayın Araz İncesoy hocam, Hacettepe mezunu, nörolog. Merhabalar. Ve bizim omurgalarımızın durumu nedir hocam? Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yerdeyiz. Kürtçü dükkanında. Sizden bizim ekibin şöyle bir karnesini verin hocam. Bir karnesini verin. Normalde bir 20-30 yaş bandındaki bir insanda fizyolojik olarak bir lomber lordoz olacak. Bu ne demek? Medulla spinalis'in lomber bölgede vertebralarla beraber yaptığı hafif bir kıvrım. Herhangi bir spor yaralanmasını sonucunda sporun yaptığı bir yaralanma olduğunu söylemeden önce herhangi bir şekil bozukluğu var mı diye bakmak lazım. Biz de ona baktık arkadaşlar da. Emre Cem'in bir belde bir sıkıntısı varmış. Düzleşme varmış hocam, düzleşme. Düzleşme nedir? Ne oluyor? Sakral bölgeden lomber bölgeye geçerkenki kıvrım azalmış. Yani bu da ne yapıyor? Beli biraz daha böyle arkaya doğru. Evet, popoyu oluşturuyor. Biraz daha düz yani. Evet. Kalçayı oluşturan kıvrımdaki bir azalma var. Bu da ikincil olarak aslında bu iki kemik arasındaki, yani lomber kemikler ve lomber ve sakral kemikler arasındaki olması gereken açıyı, yani boşluğu bozuyor ve oradaki herhangi bir bel fıtığı oluşma ihtimalini arttırıyor. Ama evet, bu olacak demek değil illaki. Tamam? Yani daha dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi belki bundan 15 sene sonra Emre'nin bel fıtığı olma olasılığı benimkinden biraz daha riskli olabilir. Aynen öyle. Yani ben sigorta firması olsaydım Emre'ye biraz daha para isterdim. Evet, evet. Peki belinin düzleşmesinde sporun bir etkisi olabilir mi? Yani yoktur diyemeyiz. Çünkü tıpta hiçbir şey %100 ya da %0 değildir. Ancak bunun üzerine çok daha etkili olabilecek şeyler var. Küçüklüğündeki postürü, bebekken yatırılma şekli, ailesinden sağladığı, edindiği kalıtsal şeyler, genetik. Ama olan bir düzleşmeyi kimi zaman yanlış yapılan sporlar minimalde olsa arttırabilir. Ama doğru yapılan spor ise tam tersine bu düzleşmenin getireceği kötülüklerden hastayı veya insanı korur. Yani kas yapısı hipertrofisi falan gayet iyi gözüküyor mesela burada. Hiçbir kassal bir sorun çok fazlası detaylı gözüküyor ama küçük efüzyonlar, hani tendonda zorlanmalar, tendon kanalında bazen minimal mikro hani yapısal şeyler olabiliyor. Bunlar gayet normal. Emre hiç spor yapmamış olsaydı omuzları daha mı sağlıklı olacaktı? Yoksa spor yaptığı için omuzları daha mı sağlıklı? Şimdi şöyle, hiç spor yapmayan insanlar da sakatlanıyor. Şimdi bazen devlette çalıştığım tecrübe zamanlarından söyleyeyim, ev hanımlarının %80'i fizik tedaviye geliyor. Çok komiktir mesela, onlarda da lateral epikondilit olabiliyor. En çok lateral epikondilit gördüğümüz kişiler ev hanımları falan oluyor. Fiziksel aktiviteyi doğru ve fonksiyonel olarak kullanamadığın takdirde o da sakatlıyor. Bana göre Emre Cem'in çok bir şeyi yok. Böyle devam ederse Emre Cem'in çocuğu olur mu? Sakat kalır mı? Bu çocuk kötü yolda mı? İnsanlara kötü örnek mi oluyor? Adam makine gibi, hiçbir şey yok adamın. Baksana sadece bir boyun düzleşmesi var. O da bence genetik formu var. Bence zaten... zaten genetik de. Peki şöyle bir sorun var hocam. Emre'nin boyun düzleşmesi var. Bu durumda Emre'nin spor yapmaya devam etmesi, Emre baktım sabah yine kaldırıyor, indiriyor bir şeyler. Sakat mı, kötürüm mü, kötü yolda mı bu Emre? Şimdi şöyle bir şey var. Ben bazen bunu skolyozlu çocuklarda da söylüyorum. Skolyozlu çocukların diğer çocuklardan fiziksel olarak hiçbir farkı yok. Her şeyi yapabilir ama kendine uygun bir şekilde yapabilir. Ki Emre'nin skolyozu da yok. Emre kendisi bilinçli bir sporcu da. Durumuyla ilgili gerekli bütün tedbirleri ve önlemleri, ısınmalarını, programlarını ekliyor. İstediği spor, istediği performansı da uygulayacak şekilde uygulayabilir. Skolyoz olan bir çocuğun bir tık daha fizyoterapist ve medikal bilginin de desteklenerek gitmesi çocuğun gelişim döneminde özellikle çok daha faydası olur. Ama sırf skolyozu var diye spor hayatını bitirmesi çok mantıklı görmüyorum o tür çocuklarda da. Emre'de de zaten öyle bir sıkıntı yok. Peki yalan var mı hocam? Peki yalan. Ya Furkan, senin pek iyi aldığını söyleyebilirim gerçekten. Evet. Güzel bir lomber lordozum var. Medulla spinalis kalınlıkların gayet iyi. Herhangi bir taşma görmüyorum. Tabii burası lomber bölge, yani bel bölgemiz. Torakele bakalım sırt bölgesine. Hafif bir yaklaşırsak burada bakın vertebraları görüyoruz. Burada da diski görüyoruz. Yani vertebral diski. Yani içinde annulus fibrosus var. Minimal bir kıkırdak dokunun içerisinde çok önemli, bizim için kök hücre görevi bile görebilen bir sinovial sıvı var. Oradaki kompresör görevini görüyor. O kompresör şu anda kalınlıkları iyi. Yani herhangi bir servikal veya torakal, vertebral aralıklı bir daralma yok. Ancak şurada
bir miktar risk faktörü var. Var. Bence. Evet, omuriliğin etrafındaki zarlarda bir miktar incelme var bazı noktalarda. Değişim lazım mı hocam? Yedek parça lazım mı? Yalnızca kontrol öneriyorum Furkan. Herhangi bir şikayetin olmadığı sürece 6 ay 1 yıl bandında belki tekrar bir MR görerek burada bir ilerleme var mı diye bakılabilir. Elektriksel ağrı varsa sıkıntı ama şu an zaten o asıl sinirlere gelmeden önce orada bir sürü koruyucu katman var. Yumuşak bağ doku var. En önemli dokularımızdan bir tanesi. Onları iyi beslenerek, onları da sıkı tutarak aslında herhangi bir fıtık oluşma ihtimalinin önüne geçerek medulla spinalis'in yani asıl sinirlerin zararlanmasını koruyabilirsin, önleyebilirsin. Ya evet, bir menisküs gözüküyor grade 2 değerinde ama disk kapağının altında da çok az böyle bir ödem falan var. Bu büyük ihtimal işte dizi biraz zorladıysan zamanında. Dizi biraz zorluyoruz hocam şimdi yani. Olabilir ya, bu menisküs dediğim gibi. Şimdi ben de koşuyorum mesela, beni çeksen bende de olabilir. Ön çapraz bağ falan da gayet sağlam gözüküyor. Sadece küçük küçük ödem şeyleri var temelinde. Belde hafif bir şey vardı. Fraktür vardı şu taraf hattında. O da kaynamış gayet iyi. Sadece yapısı olarak biraz kuyruk soku sizin ailede uzun. Mustafa'da da uzundu ondan bir. Kasket sistemiyle ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Süper. Tamam. Yüksel Murat da ise bir Furkan'daki kadar lordoz yok ancak olması gereken kadar bir lordoz var. Burada da bakın, burada çok daha iyi görüyorsunuz vertebra arasındaki açıklığı. Minimal burada bir orada bir müdahale olmuş yani. Aynen. Yani vertebra arasındaki sinovial sıvının medulla spinalis etrafındaki dokulara bir müdahalesi var. Ancak bu şu an şikayet oluşturuyor mu sormak lazım hastalara. Çünkü hastaları da boşuna korkutmamak gerekiyor arkadaşlar. Gerçekten. Yani bazen çok sensitif oluyorlar. Ben de omurgamdan hani problem olacağını sanmıyorum. Yüksel hatta böyle bende çok lordoz var. Benim çok kasılıyor diyor yani. Diyor. Ben fıtığım yani öyle bir ağrı yaşadığını hiç söylemedi ama. Mesela bu tarz Yüksel durumlarda. Yüksel genelde başına buyruk bir arkadaşımızdır. Sporu da çok beceremez. Hiçbir şeyden anlamaz. O yanlış yapıyor olabilir hocam. Gayet iyi yapıyormuş gibi görünüyor ama tabii senin standartlarını bilemeyeceğim Furkan. Şimdi şöyle, disklerin normalde fıtıklaşmaya başladığında bir hacim kaybı olması lazım. Ve bu hani bombeli gözüküyor ya mesela, Yüksel'inki bayağı da kalın gözüküyor. Onlar birbirlerine bir tık daha yaklaşıyor. Yaklaştığında diyoruz ya hacim kaybı da olmuş artık, dışarıya doğru protüze olmuş ve büyük ihtimalle bu yanlış yüklemeye bağlı olarak artıyor kompresyon etkisi. Ama Yüksel'de böyle bir şey yok bak mesela. Gayet kalın bir görüntüsü var yani, hacim oranı yüksek. Bence burada bir de segmentsel olarak tek bir bölgede var. Diğer bölgelerde çok fazla gözükmemiş. Bu ani bir hareketle de ortaya çıkmış olabilir. Yani illa bunu spora yormak gerekmiyor. Ama dediğim gibi bir değerlendirmekte fayda var. Çok başında bu arada. Çok başında. Peki bu ne kadar yaygın bir vaka? Yani örnekten... Çok fazla. Beni de çeksen bende de çıkar yani. Hocam, bizim kalpler sağlıklı mı? Sonuçlarınıza baktığımda 3 tane pırlanta gibi kardeşim. Yüksel Murat, Emre Cem ve Abdullah Furkan. Yaşları 26, 27 ve 29. Tetkiklerine baktığımızda kalpleri gayet sağlıklı. Hem elektriksel olarak hem kalbin gücü olarak ve boyutları olarak herhangi bir negatif durum yok. Benim burada özellikle vurgulamak istediğim nokta şu. Hani sizin yaş grubunuzda 3 kişiyi alsaydık yine aynı şeylerle karşılaşacaktık. Bu neyi gösterir? Bu yapmış olduğunuz şeylerin kalpte negatif bir etkisinin olmadığını gösterir. Yani sizde negatif bir etki olmamış. Dinlenik nabızın burada, mesela bizim dinlenik nabızlar 55 evet, düşüktür gibi çıkmış. Bunun pozitif ya da negatif etkisi var mı? Bizi izleyen insanlar dinlenik nabızlarını saatlerden falan kontrol ettikleri zaman bunu nasıl değerlendirir? Yani aslında burada şu önemli, dakikadaki atım hacmi önemli. Yani kalp bir seferde ne kadar hacim pompalıyor vücuda? Dakikada kaç kez atıyor? Bunları çarptığımız zaman vücuda pompaladığı hacmin miktarı önemli. Şimdi sizin yani sağlıklı spor yapan birisinin bir seferdeki atım hacmi daha kuvvetli olduğu için daha az atarak totalde vücuda aktarması gereken hacmi sağlayabiliyor. Yani aslında önemli bir farklılık değil bu. Düşük olması bir seferdeki atım hacminin daha fazla olduğunu gösteriyor aslında. Bu da pozitif bir şey.
Peki hocam, ikinci nokta bu kalp büyümesi. Hı hı. Çok bizim hani izleyiciler de merak ediyorlar. Kalbin büyümesi diye bir şey var mı? Var. Ama aslında kalp üzerinde sizde de görüldüğü gibi herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Hatta tavsiye ediyoruz. Yani kalbin, işte o az önce söyledim ya, ek risk faktörleri, tansiyon, şeker, kolesterol, obezite gibi, onları da kontrol altında tutabilecek şekilde hafif orta seviyedeki sporu tavsiye ediyoruz. Öncelikle profesyonel spor yapacak herkes de mutlaka öncesinde zaten sağlık raporu alınıyor ve kardiyolojiye geliyorlar bize. Mutlaka muayenesini yapıyoruz. Çünkü çok nadir görülen işte kapak hastalıkları, kalp kası hastalıkları var. Onların varlığında işte ani ölümler olabiliyor ama çok nadir görülüyor onlarda. Hani 100 binde 3-5 seviyesinde görülen hastalıklar genel itibariyle, bazı elektriksel anormallikler de olabiliyor. Tamam, profesyonel spor yapanların hepsine bakmak lazım mutlaka. Ama hobi amaçlı spor yapan, rekreasyonel spor yapanlar için tavsiyemiz de herhangi bir şikayet hissettiği zaman, mesela spor yaparken nefes darlığı oluyorsa ciddi manada, hani diğerleriyle kıyasladığında, yanındakilerle kıyasladığında daha efor kapasitesinin düşük olduğunu fark ediyorsa, çarpıntısı oluyorsa, çok hızlanıyorsa, anormal seviyede hızlanıyorsa kalp hızı veya herhangi bir ağrısı, hani bir şikayeti oluyorsa, o zaman mutlaka onun üzerine gidip onu zorlamak değil de bir bakıp bir şey olmadığından emin olduktan sonra, yani bir kardiyoloji kontrolünden sonra devam etmesini uygun görüyoruz. Evet hocam. Bütün bu veriler ışığında sizin çocuğunuz olsa çocuğunuzu ağırlık kaldırmaya yönlendirir misiniz? Ya içim çok rahat olarak bunu yönlendiririm. Yapacağı spor powerlifter olabilir, crossfit olabilir, pilates bile olabilir. Ne istiyorsa, kendisinin neyde iyi hissediyorsa ona yönde destek veririm. Ama altyapısını sağlamaya çalışırım. Seve seve yollarım. Ya keşke öyle bir şey olsa da ben yollasam yani. Tabii ki verirdim. Ben kendim yapıyorum çünkü. Hani çocuğuma da mutlaka tavsiye ederim. Tabii ki de spor ve ağırlık kaldırmanın sınır dışı yapıldığı noktalarda verdiği zararlar var. Bu her şey için geçerli. Paraşüt için de geçerli, yoga için de geçerli, yüzme için de geçerli. Güvenli aralıkta kalıp yapılan ağırlık kaldırmalar hem hastanın mental sağlığına hem de kas, kemik, ligament ve tendon sağlığına faydalı olduğunu düşünüyorum. Sporu güvenli alanda ve iyi bir eğitmen tarafından yaptığınız sürece onu yapmadığınız halinize göre kesinlikle daha yararlı olduğunu düşünüyorum. Bu da mental açıdan çok önemli bana kalırsa. Evet beyler, alışverişler. Videoyu izlediniz, doktorları dinlediniz. Şimdi yorumları alalım. Emre Bey, buyurunuz. Yani benim mesela en biraz daha böyle sıkıntı gibi görünen kısım boyun düzleşmem ve lumbarda da ufaktan bir düzleşme varmış. Bir de tabii ki birkaç böyle ufak, çok ciddi olmasa da fıtık durumları var. Fıtık için mesela omurgamda belli bazı pozisyonlarda biraz beni rahatsız edebiliyor. Ama onu işte kontrol edebiliyorum. Çok ciddi bir bana sıkıntı oluşturmuyor. Boyun içinde yani bu da zaten herkesin genel olarak yaşadığı problem. Çok uzun süre vesaire oturup pozisyonda kalıyorsa ondan kaynaklı biraz boyun ağrısı yaşayabilir ama bu zaten herkesin yaşayabileceği bir durum sürekli oturuyorsa. Ama işte mesela omurgam için yine yapacağımız şey bizim belli, yani antrenman yapmazsan bu daha kötü olacak. O yüzden yani burada zaten bir insanın yapabileceği yine en iyi şey hareket etmek ve doktorlar da böyle söyledi zaten. Aynen, o bölgeyi etkileyecek, olumlu yönde etkileyecek kas gruplarını kuvvetli tutmak ki yani ileride yaşayabileceği herhangi bir problemden bu şekilde uzak kalsın. Abime dönelim. Doğru. İnci gibi, Picasso çizmiş gibi omurga. Doktorlar... Ulan yine elini biz bakancık ya. Abi böyle bir şey olamaz ya. Yine bir dümen, yine bir mutan. Benim diyecek bir şeyim yok aslında, videonun başında söylediğim gibi. Tahminlerim zaten bu yöndeydi. Benzer şekilde hani eksik gedik bir yerlerden bir şeyler çıkabilir diye tahmin ediyordum. Sonuçta antrenman yapmaya devam etmenin en sağlıklısı olacağını düşünüyorum. Çünkü biz biliyorum yani biz doping kullanan, kendini böyle ekstrem seviyelerde zorlayan sporcular değiliz. Kendini ekstrem şekilde zorlayan sporcu evet bir risk sahibi. Biz zaten hani hangimiz burada ya işte belim sakatlandı ama yarışmaya girmekten vazgeçmeyeceğim, şu iğneyi vuracağım ve yarışmaya girmeye devam edeceğim, ağrı kesiciyi vurup maça çıkacağım diyen kim var burada? Kimse yok. Dolayısıyla üzülüyorum tabii, insanlar bizim belimizin fıtık olmasını, kanımızın bozulmasını falan bekliyorlar ki al işte bak spor yaptım, başına şu geldi.
ben spor yapmıyorum. Dolayısıyla ben de işte buradan yırtıyorum falan desinler. Evet. Ama maalesef herkesin spor yapması onlar için iyi olur. Doktorları da kesinlikle bizim böyle istediğimiz şeyi söylemesinler diye tek tek bir de şeytanın avukatlığını yaptık ama galiba onlar da literatürde spor yapmayı tavsiye ediyor. Dolayısıyla biz de spor yapmayı tavsiye ediyoruz. Tabii ki. Yüksel. Evet. Ben darma duman çıkmışım. birkaç tane kısmı düzeltmek istiyorum. Fıtık kısmında Furkan hocamıza şey demiş, işte sürekli lordoz problemleri yaşadığını söylüyor diye. Yüksel zaman, hatta böyle bende çok lordoz var, benim çok kasılıyor diyor yani. Diyor. Ben fıtığım, yani öyle bir ağrı yaşadığını hiç söylemedi ama. O aslında eskidendi yani. Ben hiperlordozda böyle bir 3-5 sene antrenman yapıp kas geliştirdim. Öyle bir problem vardı yani. Ondan sonra şu an gayet postürümden memnunum. Bel ağrısı yaşamıyorum, bir sıkıntım yok. O konuda benim bir ağrım, bir sızım olmadığı için bel konusunda ya belki ekstra dikkatli olurum ama artan ağırlığımı bilinçli olarak durdurmam örneğin veya yani hareketlerimi kesmem. Asıl benim enteresan bulgum TSH bulgusu yani hipotiroidle alakalı. Fakat bildiğimiz hipotiroid değil. Yani o tarz bir problem değil. Bu subklinikal hipotiroid diye geçiyor. Tiroidiniz yavaşlıyor. Tiroidi hızlandırmak için vücut tiroid stimüle eden uyaran hormonu veriyor, sürekli salgılıyor. Ve bu ciddi bir rakama çıkıyor. Normalde burada metabolizma hormonlarımız da düşerse ne oluyoruz? Hipotiroid oluyoruz. İşte güçsüz oluyoruz, yorgun oluyoruz, hareket etmek istemiyoruz. Benim metabolizma hormonlarım düzgün. Yani o ikinci, üçüncü testinde de düzgün çıktı. Sen yaptırdın ama değil mi tekrar test? Kontrol ettiydin. İki kere daha yaptırdım. Doktor ultrason falan da çekti. Yani olur da nodül var mı, bir şey var mı? Temizim yani, hani öyle bir eksi birden başladığımı iddia ettiğim bir durum da yok. Yani gayet normal insan gibi kas geliştirebiliyorum. Problemim yok. Çok şükür. TSH kısmında benim yapmam gereken şuymuş. 6 hafta, şu an hani bir ay kaldı. Ve sonra 3 ayda bir sürekli takip edeceğim. Çünkü daha da yüksek çıktı benim sonraki yaptığım testimde. Yani temiz çıkmadı. Orada bir temiz çıktı demişiz. Sadece dün sürekli takip edeceğim ki metabolizma hormonlarım düşmeye başlarsa ki o zaman semptomlar görülecek. Onu direkt yakalayalım. Gerekli yerde müdahale edelim. Çok da basit bir tedavisi var hipotiroidin. Yani hani bizi izleyenler arasında da hipotiroidi olanlar olabilir. Bizim danışanlarımız arasında da var. Yani metabolizmayı bir hap olarak sabahtan almaya başlıyorsun eğer çalışmıyorsa. Ama buna da evrilmeyebilir dedi doktor. Ondan benimki aslında takip et, monitör et. Yani ona göre durumu düzenle. Bu arada şunu da söyleyelim. Diyelim bir rahatsızlığımız var. Biz bu rahatsızlıklara işte kalple alakalı ya da efendim omurgayla alakalı ya da kanla alakalı. Kim bunun suçlusu? İşte bunun suçlusu X, Y, Z. Yok, ne yazık ki öyle işlemiyor. Olaya maalesef yani YouTube yorumlarında falan olaya böyle bakıyoruz. Az önce Yüksel'in söylediği önemli bir kelime vardı. Monitoring. Yani onu gözlemlemek. Aynen. Biz koçluk yaparken de ağır sağlamanın farkı nedir? Biz gözlemliyoruz ve daha iyi adapte olmaya yardımcı oluyoruz. Tepeden inme bir şey sunmaya çalışmıyoruz, bir şeyleri suçlamaya çalışmıyoruz. Önemli olan senin kendini gözlemlemen ve bunu doğru direksiyona doğru yönlendirmen. Ağırlık çalışmasına yaklaşırken de yapmamız gereken bu, kan değerlerimize yaklaşırken de yapmamız gereken bu. Dolayısıyla bu konuda inşallah biraz bilinci artırdık. İnsanlar kendilerini gözlemlesin ve adım adım kendi problemleri her neyse ya da hiçbir problemleri de olmayabilir ama sonuçta yine de antrenman performansını, sağlık değerlerini gözlemlemen lazım, takip etmen lazım. Bakın hiçbir doktor bununki şöyle çıktı o zaman komple bu hastası diye bir sonuca varmadı. Gözlemleyeceğiz. Kesinlikle. Bu kişide bir rahatsızlık oluşturuyorsa bunu yavaş yavaş o kişiye özel, yani hastalık yoktur, hasta vardır diyorlar ya. Bu kişiye göre bunu düzenleyeceğiz ve o kişinin işte daha refah içerisinde yaşamasını sağlayacağız dediler. Dolayısıyla aramızda bizi izleyen hasta arkadaşlar da olabilir yani belli konularda. Onlara da hiçbir şey dünyanın sonu değil, spor yapabiliyor olmak zaten sağlık göstergesidir diye bir sosyal mesaj vereyim. Evet beyler, kimde ne sıkıntı var gördük, kimin ne kadar sağlıklı olduğunu gördük. Bundan sonra da yapacağımız şey de sporumuza devam etmek.
daha bilinçli şekilde devam etmek. Ya bu kadar. Sıradan insana da vereceğimiz tavsiye bu. Evet. Arkadaşlar siz de izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu üç adamı da takip edin lütfen. Bize de bir like atın. Yani bir haftadan fazladır uğraşıyoruz bu işe. Bir sürü doktor kovaladık. Bayağı bir hafta, yani... üç haftadır uğraşıyoruz lan Mustafa. Ocağımıza incir ağacı mı dikeceksin? Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere beyler. Görüşmek üzere.